Ben çay demledim. İster misiniz? Tabii tabii ama galiba hemen sadede gelmem herkes için daha münasip olacak. Yani böyle karşılıklı sıkılmaktansa. Yaşadığınız sıkıntıları, zorlukları biliyorum. Zaten annenizle de böyle sıkıntılı, zorlu bir zamanda karşılaştık. Anneniz ve ben genç insanlar değiliz. Yani diyeceğim o ki, ben annenizle evlenmek istiyorum. Fakat o sizi çok seviyor. Her şeyden, herkesten fazla değer veriyor. Bu yüzden de sizinle tanışmamı istedi. O yüzden buraya geldim. Beni gördünüz. Tanıyorsunuz. Ama şimdi buraya annenizi sizden istemeye geldim. Annenizle evlenmemizi münasip bulur musunuz? Müsaade eder misiniz? Biz onun iyiliğini isteriz. Onun mutlu olmasını isteriz. Ama bu karar verecek kişi annemdir. Öyle değil mi? Annem dünyanın en iyi insanıdır. O mutlu olmayı 1000 kere hak etti. Evet Cemile. Gördüğüm kadarıyla çocuklar senin vereceğin kararı kabul etmeye hazır. Şu halde ben de teklifimi tekrar ediyorum. Benimle evlenir misin? Ben bakarım. Ne istiyorsun? Çok rica ederim. Cem, lütfen. Çekil kapıdan. Müsait değiliz. Vay. Ben yabancı değilim. Çekil kapıdan. Baba. Çekil. Anne. Ne işin var senin burada? Ha? Bak sana son defa söylüyorum. Bırak artık benim peşimi. Ya biz ayrıldık. Benden uzak dur. Ya aramızda hiçbir bağ yok. Hakikati kabullen. Tamam. Peki sen hakikati kabullenmeye hazır mısın? Ne demek istiyorsun sen? Bu adamın bir sahtekar, yalancı olduğunu demek istiyorum. Osman oğlum, hadi sen odana. Yine ne dediğini bilmiyorsun. Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum Cemile. Çok. Bu adamın geçmişiyle ilgili bütün hakikati biliyorum. Bu adam seni kandırıyor. Geçmişiyle ilgili her şeyi senden saklıyor Cemile. Geçmişimle ilgili bilmen gerektiğine inandığım hiçbir şeyi senden saklamadım. Hapiste yattığını söyledin mi balıkçı? Ha?
Sen hapiste mi yattın? Evet. Hapiste yattın ve Cemile'den sakladın, öyle mi? Evleneceğin kız. Sorsana Cemile. Neden yatmış hapiste? Ha? Merak etme onu. Neden? Yerini öldürdüm. Balıkçı, balıkçı yine numara yapıyorsun. Kenardan kenardan sıyrılıp kaçmaya çalışıyorsun. Gerçeği söyle. Söyle. Metresimi öldürdüm, o yüzden hapse girdim desene. Ha? Metresini öldürdü bu adam. O yüzden hapis yattı. Kaç yıl yattın içi? Yedi yıl. Yedi yıl. Metresini öldürdüğün için, katil olduğun için yaptın ya. Ya Cemile Hanım, gördün mü bak? Bu adam evli olduğu halde bir metresi varmış. Başka bir kadınla münasebeti varmış. Birlikte yaşıyorlarmış. Bir köşkte. Nerede biliyor musun? Karcı Köşkü'nde. Peki karısı ne yapıyormuş? Ha? Karısı neredeymiş? Ayağının altında dolanmayacağı bir yere atmış kadını. Sersefil halde yaşıyormuş. Ha balıkçı? Hadi söyle bakalım. Balıkçı, bilge adam. Ya da Hikmet Karcı, büyük patron. Hepsi bu kadar mı? Şu hale bak. Ne kadar da masum oldu. İçim acıdı vallahi ya. Ama niye yalan söyleyeyim? Ben asıl Hasan'ın başına gelenleri öğrenince çok üzüldüm. Hasan Karcı. Hasan Karcı bu adamın oğlu. Bunun metresinin attığı bir iftira yüzünden çocuk kahroldu. Gitti kendini öldürdü. İntihar etti. Bu adam çocuğunu koruyamadı. Neden? Çünkü metresinin aşkından gözü kör oldu. Yalan balıkçı. Yalan değil tabii. Bunların hepsi hakikat. Doğru mu bunlar? Hasan. Canına kıyınca Zuhal beni terk etmek istedi. Ben de onu öldürdüm. Bütün bunlar olurken ne oldu peki? Selma Hanım aklını kaybetti. Selma Hanım balıkçının karısı. Hasan'ın annesi. Kadıncağızı köşke hapsetti. Başına nöbetçiler dikti. Kaçmasın diye köşke hapsetti. Ha? Yo. Hapsetmedim. Çocuk gibi olmuştu. Kendisine zarar vermesin diye köşke aldım. Onu rahat ettirmek için, ona iyi bakabilmek için. Öyle de hissiyatlı bir adam işte. Bunları bana söylemedin. Ben artık bunları kendime bile söyleyemiyorum ki Cemile. Hikmet Karşı bütün bunlardan kaçıp kurtulabilmek için balıkçı oldu. Çok pişman oldum. Köpek gibi pişman oldum. Kaçarsam kurtulurum sanmıştım. Ama kimse hakikatten daha hızlı koşamıyor. Olmadı işte. Kaçamadım. Mezarlıkta konuştuğumuz zaman sana ben kötü bir insanım demiştim. Doğruydu. Gördün işte. Ama ben sana hiç yalan söylemedim. Yine de senden özür diliyorum.
vaziyette yapabileceğim başka bir şey yok. Beni affet. Söyleyeceğini söyledin balıkçı. Hadi. Çık git artık. Beni affet. Nereye balıkçı? Hikmet Karcı nereye? Balıkçı ve Hikmet Karcı tesadüfen bile göremeyeceğin kadar uzak bir yere götürüyorum. Hayatından çıkıyorum. Lüzum yok. Teklifini kabul ediyorum. Cemile. Sen dediğinden farkında mısın Cemile? Sen bu adamın yılma olduğunu anlamadın mı Cemile? Ne diyorsun? Duydun mu beni? Evlenme teklifini kabul ediyorum. Cemile! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.